Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere uzayda ses kavramından bahsetmek istiyorum. Uzayla ilgili bazı filmlerden uzaydaki fiziksel gerçekliklerle alakasız birçok yanlış bilgi ve kanı ediniyoruz. Bilimsel gerçeklikle bağdaşmayan bu filmler arasında özensiz senaryosu ile öne çıkanlardan biri şüphesiz Armageddon. Armageddon'da öyle şeyler oluyor ki bilim insanları şöyle dursun, bilime meraklı sıradan bir insanın bile filmi rahatsız olmadan izlemesine imkan yok. Örneğin, bir asteroid nükleer patlama ile yok edilmeye çalışılıyor. Oksijensiz ortamda, yani asteroid yüzeyinde alev alev yanan enkaz görülüyor. Daha da fenası, Liv Tyler'ın sesi ve makinelerin çıkardığı sesler uzay boşluğunda yankılanıyor. Benzer hatalar Star Wars'ta da vardır. Uzay gemisi boom diyerek patlar. Uzay gemisinden kopan parçalar vızıltılar çıkararak etrafa saçılır. Bu da yetmezmiş gibi lazer tabancalarından çıkan ateşleme sesleri duyulur. Her türlü bilimsel doktrinle çelişen bu görüntüler ya filmi hatalı bir bilim kurgu filmi yapar ya da filmin bilim kurgu kategorisinden çıkmasına sebep olur. Bu yüzden bir bilim kurgu filminde uzay gemisinin içindeki sesler hariç uzayda geçen aksiyon sahnelerinin sessiz olması beklenir. Alien filminin "Uzayda kimse çığlığımızı duyamaz." meşhur repliğinde de altı çizilmiş olduğu gibi uzayda bizim bildiğimiz ses yoktur. Çoğu kişinin bildiği gibi sesin yayılması için moleküllerin titreşmesi gerekir. Uzayda da bir vakum ortamı olduğu için sesin yayılmadığı söylenir. Ancak uzayda hiçbir ses yayılamaz demek bilimsel anlamda %100 doğru değildir. Uzayda ses iki farklı yolla yayılır. Ya çok büyük dalga boylarında bizim bildiğimiz ses şeklinde yayılır ki bu çok büyük dalga boylarını biz duyamayız. Bu konuya videonun devamında değineceğim. Ya da elektromanyetik dalgalar ile yayılır ki bu şekilde yayılan sesi de yine biz algılayamayız. Uzayın büyük bir bölümü boştur. Ancak uzayda binlerce ışık yılı boyuta ulaşabilen çok sayıda gaz ve toz bulutu vardır. 9800 ışık yılı çapına ulaşan Simit bulutsusu buna güzel bir örnektir. Bu tür kozmik yapıların varlığı uzayın büyük ölçekte bakıldığında boş olmadığı anlamına gelmektedir. Bu da devasa büyük dalga boylarına sahip seslerin teknik olarak uzayda yayılabilmesini gerektirir. Ses, göle bırakılan bir taş gibi ortamdaki taneciklerin kendilerinin değil, taneciklerin titreşim enerjisinin taşınması sonucu oluşur. Ses kaynağından çıkan ses dalgaları yayıldığı ortamdaki maddenin taneciklerini titreştirir. Titreşen tanecik etraftaki diğer tanecikleri titreştirir ve bu nedenle ses bir tanecikten diğerine yayılır. Ayrıca ters kare yasasının da söylediği gibi ses kaynağından uzaklaştıkça da gücünü kaybeder. Bir ses dalgası geçtiği bölgenin hava basıncında fark yaratır. Bu basınç farkının tekrarlanan kısımlarındaki uzaklıkları da dalga boyunu gösterir. Eğer parçacıklar arasındaki mesafe dalga boyundan fazla ise dalgalanma durur. Bu nedenle sesin kolay yayılması için geniş bir dalga boyuna sahip olması gerekir. Örneğin Perseus kümesinde yer alan 250 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir süper kütleli kara delik bilinen en düşük ölçülerden birinde ses sızdırıyor. Yaklaşık olarak 261 Hz olan doğu notasının 57 oktav altında ses çıkaran bu kara delik bizim duyabileceğimiz en düşük seviyenin bile trilyonlarca kat altında ses çıkarıyor. Bu kara deliğin sesini duymayı hiç beklemeyin. Çünkü 10 milyon yılda bir salınım gerçekleştiriyor. Yani frekansı 10 milyon yıl. İnsan kulağı saniyede 20 kere salınım gerçekleştiren, yani frekansı 20 Hz olan bir sesi bile duymakta zorlanır.
Bu kara delik, sıcak ve yoğun kozmik maddeleri kütle çekim etkisi sonucu yörüngesinde topluyor ve bu maddeler çok güçlü bir elektromanyetik alan yaratıyor. Oluşan bu kuvvetli elektromanyetik alan sıcak ve yoğun gazı kara deliğin kenarlarına itiyor. Böylece derin uzaya kozmik ses dalgaları yayılmış oluyor. Yayılan intragalaktik ses dalgaları binlerce ışık yılı boyunca seyahat edebiliyor. Bu sesi duymak ne yazık ki bizim için mümkün değil. İnsanlar sadece 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki frekans seslerini duyabilirler. 20 Hz altındaki frekanslar infrasound, üstündekiler ise ultrasound olarak adlandırılır. Bu aralığın dışındaki sesler insanlar için duyulur değildir. Kuşkusuz insan için duyulur olamaması sesin olmadığı anlamına gelmez. Uzayda elektromanyetik titreşimler vardır. İnsan kulağı için duyulamaz olan bu dalgalar özel cihazlarla kayıt edilebilir. NASA tarafından Chandra X-ray gözlemevi gibi oldukça hassas cihazlar yardımı ile bu sesler kayıt edilebilmektedir. NASA, uzaydaki birçok sesi bu şekilde elektromanyetik titreşimleri takip ederek kayıt etmeyi başarmıştır. Duyulduğunda tüyler ürperten bu sesleri ancak hassas cihazlarla kayıt edebiliyoruz. İşte şimdiye kadar sesleri kayıt altına alınmış gök cisimleri. Unutmayın, bu sesler elektromanyetik titreşimlerle uzayda yayılıyor ve bu titreşimleri normal duyabileceğimiz ses dalgalarına çevirebiliyoruz.
Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak, videoyu beğenip paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.